Şimdi SQLite içerisinde bize official olarak gelen SQLite'ın CLI uygulamasını kullanarak bir veri tabanı oluşturmaya bakacağız. Nasıl yaparız? Bunu inceleyeceğiz. Çok basit bir işlem bu. Sadece geldim. Bakın gördüğünüz gibi dizin içerisindeyim. Hangi dizim bu? Şuradaki dizim. Bakın bizim SQLite exe'lerimizin bulunduğu alan. Buraya geliyorsunuz sadece. Şu ana kadar her şey standart Windows terminal ekranı. Ondan sonra ben SQLite 3.exe'yi kullanmam gerekiyor burada. Şu şekilde. Ondan sonra diyeceğim ki ben bir veri tabanı oluşturacağım. O veri tabanı da şu yol içerisinde olacak. Yol nedir? db/, yani şuradaki db'den bahsediyoruz burada. Bu db klasörüne girdik. Veri tabanının adı ne olacak? test.db olsun. Ben bunu çalıştırdığım zaman, bakın çalıştırdığımda buna bağlandı. Bağlanmadan önce tabii ki veri tabanını oluşturdum arka planda ama SQLite'da şöyle bir durum var. Tıpkı NoSQL veri tabanları gibi diyor ki sen bunun içerisine herhangi bir tablo oluşturmadan ben bunun dosyasını oluşturmayacağım, tamamlamayacağım diyor mesela. Mesela şurada gördüğünüz gibi ben aslında oluşturdum TestDB'yi. SQLite ekranına geçti ama henüz burada dosyayı göremiyorum. Bunu yapmak için basit bir tablo oluşturacağım. Herhangi bir nesne olabilir aslında bu. Ama öncelikle tabloya ihtiyacımız var. Create table adı da demo x olsun. İçerisine de örnek olarak bir ID sütunu oluşturuyorum. Ondan sonra da bunu çalıştırıyorum. Bakın bunu çalıştırdığımda şurada gördüğünüz TestDB oluşturuldu. 8 KB'lık bir DB dosyası olarak oluşturuldu. Sonrasında hatta şunu da yapabiliriz. Select yıldız from demo x diyelim. İçerisinde bir şey yok doğal olarak ve hiçbir şey gelmedi. Sonra da bu oluşturduğumuz test isimli TestDB dosyasına SQLite Studio üzerinden bağlanalım. Mesela Add database diyorum. Şuradan geldim gene. TestDB dedim. Okey. Bakın gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Okey. Geldim. Bağlantıyı da açtım. Gördüğünüz gibi tables bir tane var. Ve demo x var burada. Bunu içerisine baktığımızda ID'yi görebiliriz. Şuradan da edit the table diyerek yeni sütunlar ekleyebilirsiniz. Yeni istediğiniz şeyi yapabilirsiniz aslında buradan. Başka ne yaparız? Şuradan zaten table oluşturma olayını falan tahmin edersiniz. Hani bu şu an veri tabanı oluşturma odaklı olarak gidiyoruz. O yüzden bir de şurada yeni bir veri tabanı daha oluşturayım. Onu da görelim. Onun da IDE üzerinden nasıl oluşturulduğuna bakalım. Şu an bakıyorum test bu mesela. Ben bunu test 1 DB olarak başka bir tane daha oluştursam. Mesela edit database dedim. Düzeltiyorum. Şöyle. Neyse buradan da olur. İkisi de olur. Şurada diyorum ki ne olacak? Nereyi gösteriyoruz? Evet. Buradaki klasörü gösteriyor. O zaman sadece ben buraya isim yazsam yeterli. test1.db dedim. Veri tabanının adı da bu olacak diyorum. Test connection. Şu an bir şey yok. Ben bunu böyle desem. Burada herhangi bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Bunun için şu yolu kullanmamız gerekiyor. Orayı da göstereyim. Buradan geldim. Ya da herhangi bir şekilde şuradan da olabilir. Fark etmiyor. Önemli olan edit database alanını açmak. Burada şu open alanı değil de yeni ekleme alanını create new database file'ı kullanmamız gerekiyor. Yeni bir veri tabanı oluşturmak için. Bakın burada test 1 db diyorum. Dikkat ederseniz burada kaydet butonu çıkıyor. Çıktığında bakın benim elle yazacağım şeyi verdi aslında. Bunu kullanmanıza da gerek yok. Kendiniz elle şunu yazabilirsiniz. Sadece yolu verin ve adını verin. Yeterli. Name olarak test 1 ve burada da permanent mı? Evet. Test connection. Okey. Ve şu ana kadar bu arada onu da göstereyim. Test 1 şu an oluşturuldu.
Ben bunu test connection dediğim anda oluşturuldu bu. Bu arada okey dememe bile gerek kalmadan. Çift tıklıyorum. Bakın içerisinde herhangi bir şey yok. Sonra buna mesela komut satırından da erişebiliriz. Nasıl yapalım bunu? Şimdi geri çıkacağım ben buradan. Q ile geri çıktım. Q, quit ya da exit kullanılabilirdi hatırlarsanız. SQLite 3 diyorum. DB. Adımız neydi? Test1.db dedim. Bakın ona bağlandım şimdi. Şimdi bunun içerisinde de bir tane tablo oluşturayım. Bu da demo test x olsun. Bunu çalıştırıyorum. Ne olduğuna bakalım. Bakın şurada. Hop, sen değil, sen. Şuraya gelsem. Şimdi ben bunu oluşturdum. Yanlış hatırlamıyorsam test 1 içerisine oluşturdum. Evet, demo test x bunu oluşturdum. Ama sıkıntı şu burada. Evet. Şimdi refreshledik. Demo test x olarak geldi. Sütüne bakıyorum. Haydi. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani hepsini kullanabilirsiniz bunu yapmak için. Hatta bir de DB Browser for SQLite diyelim. Mesela burada da aynı mantık söz konusu aslında. Ne yapıyorduk burada da? Open Database diyerek bu mevcut veri tabanlarını açabiliriz. Ne yapalım mesela? Burada da Test DB açalım. Okey de. Diğer tarafta da açık olduğu için diğer editörlerde bu sıkıntılı aslında. Doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hepsini de birden açıyoruz, oynuyoruz. Evet, bakın burada da olabilir. New database diyerek buradan bu da yeni DB olsun. Açtım. Bakın burada doğrudan bana zaten yeni bir tablo oluşturmayı soruyor. Bunu oluşturduktan sonra çünkü arka planda o tabloyu database'i kaydediyor aslında. Yeni new olsun. Ne olsun? Bu da tablomuzun adı. Formaliteden bir alan oluşturalım. Send not null all, primary key all, unique all vesaire. Kaydet dediğimde bakın bu da oluşturuldu. Şimdi onu görebilir miyim? Başka bir şeye daha bakalım. Mesela şunu kullanalım. Database. Evet. Database. Şu an üzerinde çalıştığım veri tabanını bu şekilde bulabilirim. Şöyle yapsam databases. Aynı. Şimdi ne yapalım? Buradan da çıkış yapalım. Bu sefer exit kullanayım ben. Ondan sonra yeni oluşturduğum neydi? Yeni new. Yok. Bu da yeni DB vardı. SQLite. Bu da şunu yapmam lazım tabi. Bu da yeni DB. Bağlandık. Burada da tabloları listeleyelim. Bir tane tablomuz vardı. Hop. Yanlış mı? Olmuş olmalı. Yeni new. Çünkü select kayıtlı dosyamıza bakalım. Bu da yeni DB. Ben şunu kapatacağım şimdi. Hop. Bu da yeni DB oluşturduğumu kaydediyorum. Bakın kapatırken bana save diyor. Bunu kaydedeyim mi diyor. Tamam dedim sen yap onu. Yap onu sen. Bakın şimdi göründü. Gördünüz mü? Bu aslında NoSQL mantığında çalışıyor. MongoDB'de vesaire de böyledir. Siz kaydedene kadar aslında kendisi arka planda onu kaydetmiyor. O veri tabanı nesnesini kaydetmiyor. O yüzden göremiyorsunuz. Dikkat ederseniz editörü kapatmadan ki kapatmakla ilgisi yok. Kaydetmekle ilgisi var. O kapatırken ben onu kaydettim aslında. Onu yapmadan bana bunu göstermedi ve burada journal uzantılı bir dosya vardı.
hatırlarsanız. Ben bunu kapattığım zaman o dosya da silindi. Çünkü onda geçici olarak ayarları tutuyor, bilgileri tutuyor. Kapattıktan sonra o arada bu işlemleri işliyor. Bu da yeni nokta DB olarak mesela. Ondan sonra da ben buradan erişebilir hale geliyorum. Yani kaydetmek önemli bu işlemleri gerçekleştirmek için. Bunu karmaşık olarak yapıyorum ki aslında yani olayı tam olarak anlayın diye. İsterseniz şurayı da CLS ile silebilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Böyle değil, şöyle. Bu daha iyi oldu.